Arkadaşlar merhabalar. Bugün Karekök DYS Geometri Soru Bankası kitabında üçgende merkezler konusunun testlerini çözeceğiz. Üçgende merkezlere testlerine başlamadan önce üçgendeki merkezler nelerdi? Onlardan bahsedeyim. Bir iç teğet ve çemberin merkezi vardı. O neydi arkadaşlar? İç açıortayların kesim noktası. 2. Dış teğet çemberin merkezi vardı. Dış açıortayların kesim noktası. 3. Ağırlık merkezi vardı. O da kenarortayların kesim noktasıydı. 4. Diklik merkezi var. O da yüksekliklerin kesim noktasıdır arkadaşlar. Diklik merkezi. Yüksekliklerin kesim noktasına diklik merkezi adını veriyoruz arkadaşlar. Yalnız bu tabi farklı durumlarda olabiliyor. Şu yüksekliklerin kesim noktası diklik merkezi. Buradan geçen hep dik olacak. Bazen üçgenin üzerinde, bazen de üçgenin dışında oluyor. Üçgenin içindeyse bu dar açılı bir üçgen, üzerindeyse dik açılı bir üçgen, dışındaysa da o soru üzerlerinde zaten onları göstereceğiz arkadaşlar. Dışındaysa da geniş açılı bir üçgen oluyor. Sonra çevrel çemberin merkezi var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim size. Çevrel çember merkezi. Yalnız burada ezber yapmanızı istemiyorum. Bir üçgenin çevrel çemberin merkezinden bahsediyorsa arkadaşlar, kendiniz bu özelliği çıkartabilirsiniz. Atıyorum şurada bir çemberi çizin. Çevrel çemberin merkezi burasıysa arkadaşlar, köşelere çizdiğiniz doğrular ne olacaktır? Bunlar hepsi birer yarıçap yapacaktır, değil mi? O yüzden birbirine eşit olacaktır. Yani çevrel çemberin merkezinin özelliği şu. Merkezden köşelere çizdiğimizde bunlar ne oluyormuş arkadaşlar? Birbirine eşit. Bu arada çevrel çemberin merkezi üçgen içindeyse dar açılı bir üçgen, üçgen üzerindeyse şurası merkez buradaysa çapı gören çevre açı 90 derece ya, dik açılı bir üçgen, dışındaysa da geniş açılı bir üçgen oluyor arkadaşlar. Bu konuda da uyarayım sizi. Sonra ne var? Kenar orta dikme merkezi var. Kenar orta dikme merkezi var. Arkadaşlar kenar orta dikme merkezi de bakın. Mesela burada olsun. Adı üstünde yine ezber yapmanıza gerek yok. Kendiniz çıkartabilirsiniz. Buradan bir dik çizeceksiniz. Kenar orta dikme. İki eş parçaya bölecek. Dik çizeceksiniz. İki eş parçaya bölecek. Dik çizeceksiniz. İki eş parçaya bölecek. İşte bu nokta kenar orta dikme merkezidir. Aynı zamanda bakın. Ne çıkıyor burada? Dikkat edin. Şöyle çizdiğim zaman ikiz kenar üçgen oluşmadı mı? Çünkü dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aynı zamanda şöyle çizdiğimizde de bir ikizkenar oluşuyor arkadaşlar. Dik tabanı iki eş parçaya, burada da dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Yani şu üç parçada birbirine eşit oldu mu? Buradan ne sonucuna vardık? Sol tarafa bakar mısınız? Çevrel çemberin merkezi köşeleri çizdiğimiz uzunluklar eşitti. Bakın burada da kenar orta dikme merkezinde de aynı şey oldu. Köşelere çizilen uzunluklar birbirine eşit oldu. Yani aslında çevrel çemberin merkezi ile kenar orta dikme merkezi birbirinin aynısı oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sorulara geçelim. Evet, G ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezinin özelliğini biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de 2 oran var burada. Yani x eksi 1'in 2 katı x artı 3'e eşit olacak. X eksi 1'in 2 katı x artı 3'e eşit olacak. Buradan 2x eksi 2 eşittir x artı 3'ten. X de buradan kaça eşit oldu? 5'e. BG uzunluğu isteniyor. Burası 5 ise 1'e 2 oranından dolayı burası da 10 değil midir? Ağırlık merkezi zaten kenarortay sorularında çok çözmüştük arkadaşlar. 90'lık varsa muhteşem üçlüğü hemen bizim can simidimizde hemen muhteşem üçlüğü oluşturalım arkadaşlar. Ağırlık merkezi kenarortay çizdik. 2 ise yukarısı 1. Eşit. Burası ne olacak? Eşit olacak. Bakın 3 ise 3, 3. Şurada nasıl bir üçgen çıktı arkadaşlar? Eşkenar üçgen çıktı değil mi? 3, 3, 3. Açımız kaç derecedir o zaman? 60 derece olacaktır. Yani cevap Denizli. Gelelim bir sonraki soruya. Evet, yine G ağırlık merkezi demiş herhalde. Arkadaşlar ikizkenarlık da var. Ağırlık merkezi şu 6 vermiş, bunu kullanacağım. Devamını getireyim. Devamı ağırlık merkezden geçtiği için kenar ortay. Bu aynı zamanda ikizkenar olduğu için ikizkenarda çizilen kenar ortay yükseklik konumunda olacaktır arkadaşlar. Bunlar da 4, 4. Ağırlık merkezden dolayı 6 ise burası 3 olacaktır.
Bakın Pisagor bağıntısı 3, 4, 5 üçgeninden cevap 5 yapar. Geldik bir sonraki soruya. İçte çemberin merkeziymiş. Arkadaşlar içte çemberin merkezi D noktasıysa tabii ki bu D noktasından geçen ne olacaktır? Açıortay olacaktır. İsterseniz formülden yapın, isterseniz A, A, B, B deyip A artı B'yi bulup 2 artı 2 B'den de X'i bulabilirsiniz. Ama bunun formülü neydi arkadaşlar? İki tane iç açıortay arasında kalan açı formülü. 110, 90 artı X bölü 2'ye eşittir. At bunu buraya. 20 eşittir X bölü 2. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 40 buluruz. Beşinci soruya geldik. D noktası ABC üçgeninin içte çemberin merkezi. Yani buradan geçen açıortay olacak. Şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. D büyük üçgenin ağırlık merkezi. E de BDC'nin. Arkadaşlar. Yani şu parçada da şu parça birbirine eşit. Şuraya AA dersem burası da ne oldu o zaman arkadaşlar? 2A oldu. Aynı şekilde D büyük üçgenin, burası da küçük üçgeninde, ED küçük üçgeninde. Bunları da şöyle gösterelim. Buraya da BB dersem burası da ne olacaktır? 2B olacaktır arkadaşlar. Bakın 4A artı 4B'yi 4A artı 4B artı 80 eşittir 180'den 4A artı 4B'yi 100 buluruz. 4'e böldüğümüzde her iki tarafa A artı B'yi 25 buluruz. Burası A, burası B, burası da X. Üçgenin açıları toplamı 180. A artı B artı X eşittir 180. Biz A artı B'yi 25 bulmuştuk galiba, değil mi? 25 daha öbür tarafa. Buradan da X 155'e eşit olacaktır. Cevap Edremit. Evet. Dış D çemberin merkezi neydi arkadaşlar? Dış D çemberin merkezi dış açı ortayların kesim noktası. Yani şu dış açı ortay, bu da dış açı ortay olacaktır. İsterseniz buraya yine A, A, B, B deyip A artı B'yi bulursanız, X'i de bulursanız, burası 180-2A, 180-2B, 70 ile de toplayıp 180'e eşitleyip değeri bulabilirsiniz. Ya da direkt dış açı ortay arasında kalan formül vardı. Direkt 90 eksi B açısı bölü kullanmadığımız açının yarısıydı. Yani 90 eksi 35'ten kaç çıkıyor arkadaşlar? 55 derece çıkar. Cevap Akçay. 7. soruya geldik. K içte çemberin merkezi. Madem içte çemberin merkezi ve şunlar da birbirine paralel. Paralellikleri de böyle göstermeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Evet. Madem içte çemberin merkezi B'den gelen açıortay olmaz mı? Bakın paralellik de var burada. Z'den dolayı nokta açısı yapar. Burası A ise burası da ne yapacaktır? A. Aynı şekilde şurada da çizsem. Çizgiye çizgi yine Z'den dolayı. Çizgi burası B ise burası B. Bu arada AB uzunluğu 10 verilmiş. AB uzunluğu 10 ise burası 10 eksi A diye midir? Sonra AC uzunluğu 14 verilmiş. 14 ise burası 14 eksi B diye mi? Bizden çevre AD, yani şu üçgenin çevresi isteniyor arkadaşlar. 10 eksi A artı A artı B artı 14 eksi B isteniyor arkadaşlar yani bizden. B'lerinden ay, A'larından ay 10 artı 14, o da 24 yapacaktır arkadaşlar. Yani cevap Balıkesir. Geldik bu soruya. Yine paralellikleri gösterelim şöyle bakın. Şununla şu paralelmiş. Sonra şu parçalar da paralelmiş arkadaşlar. Şu paralelleri de yeşille gösterelim. D iç D çemberin merkezi demişti. İç D çemberin merkezi ise arkadaşlar yine şöyle çizdiğimiz zaman bu açı ortay olmaz mı? Paralelliği kullanın bakın mavi çizgi paralelliğini. O zaman burası da Z'den nokta açısı yaptı. Yani burası A ise burası da ne oldu? A. Aynı şey yeşiller birbirine paralel. Yine C'den çizdiğimizde bu da açıortay olacak. Yine yeşillerin paralelliğinden Z'den dolayı burası çizgi açısı. B ise burası da B. Şuraya da C diyelim. BC'yi 24 vermiş. Bakın BC uzunluğu 24. BC uzunluğu A artı B artı C'ye eşit değil mi? Çevre DEF isteniyor. Yani o da A artı B artı C'ye eşit. Yani
Ne olacaktır cevap arkadaşlar? 24 eşit olacaktır. Evet, gelelim 9. soruya. ABC üçgeninde M işteğet çemberi merkeziymiş. Yine paralellikler verilmiş arkadaşlar. Şu parça ile şu parça paralel. Sonra diğer paralelliği de yeşil renkte göstereyim. Şunlar da birbirine paralel. Madem işteğet çemberin merkezi, yine M'ye doğru çizdiğim zaman bu açıortay. Z'den dolayı bakın, kırmızıların şeyinden dolayı. Burası nokta açısı, burası ne yaptı? 5 yaptı. Yeşillerin paralelliği ve C'den M'ye doğru çizelim arkadaşlar. Bu da açıortay olacak. Yine yeşillerin paralelliğinden dolayı burası çizgi açısı. 8 ise 8 yaptı. Ve X uzunluğu isteniliyor bizden. Bakın şu üçgende, şuraya göstereyim. 8, 5 ve 60 ve X. Bakın bu üçgeni burada gösteriyorum. Şimdi biz burada ne yapmalıyız arkadaşlar? X'i bulmalıyız. Kosinüs yönümünü kendime yakıştıramıyordum. 60'ın mantığını kullanacağım. Ya buradan dik çizeceğim ya da buradan dik çizeceğim. Ama buradan dik çizince 90'ın karşısı 5, 30'un karşısı 5 bölü 2 ile uğraşmış oluyoruz. O yüzden buradan çiziyorum dikime. Buradan çizdiğim zaman dikime. Burası da 30 derece yaptı. 30'un karşısı 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. Buraya 1 kaldı. 30'un karşısı 4 ise burası da 4 kök 3. Ve burası da 90 derece. Şurada Pisagor bağıntısını yapalım. X kare eşittir 1'in karesi 1 artı 4 kök 3'ün karesi de 48. Yani 49 yaptı. X kare 49 ise X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 7 buluruz. 9. sorunun cevabı Denizli. Geldik ona. Yine paralellikler verilmiş. Paralellikleri mutlaka şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu arada F noktası DEC üçgeninin şu üçgenin dış teğet çemberin merkeziymiş. Dış teğet çemberin merkezi ise şunu şöyle çizdiğim zaman bu dış açıortay olacak arkadaşlar. Bakın paralelliği de yine kullanalım. Z'den dolayı noktaysa nokta açısı. Bakın ne çıktı burada? Noktaya nokta ikiz kenar yani 4 çıktı. Aynı şeyi D'den de yapsak D'de dış açıortay olmayacak mı arkadaşlar? F'den geçen dış açıortay olmak zorunda. Bu da çizgiye çizgi. Yine kırmızıların paralelliğinden dolayı Z'den dolayı çizgi. Bakın ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Yani burası da X oldu. Ali Bey uzunluğunda 10 vermiş zaten. Yani X'i kaç buluruz arkadaşlar? Buradan 6 buluruz. Cevap Denizli. Geldik 11'e. D dış teğet çemberin merkeziymiş. Direkt buradan gelen açıortay olacak. Yani bu açıortaysa arkadaşlar 45-45 diye değildir. Çünkü niye burası 90 derece? 45 gibi özel bir açı var. Hemen şuradan dik çizmek en mantıklı bir çözüm yöntemidir. Dikimizi çizdik. 45-45-90 üçgen oluştu. 4 kök 2 ise bunlar 4. 4 yapmaz mı? Kök 2'ye bölünmüş hali. Ne kaldı buraya? 3 ve 3-4-5 üçgeninden cevap 5 yapacaktır. Geldik 12. soruya. D hem işte çemberin merkezi yani D'den geçen açıortay hem de ağırlık merkezi yani devamı da kenarortay. O zaman burası kaç yaptı? 3 yaptı. Bakın hem açıortay hem kenarortay. Bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgendir ve burası da nedir arkadaşlar? Diktir. Çevre ABC kaçtır diye soruluyor. Hem işte çemberin merkezi hem de ağırlık merkezi. Aynı şeyi arkadaşlar, aynı şeyi. Şuradan da çizsem. Hem işteğet çemberin merkezi şöyle açıortay hem de kenarortaymış. Dolayısıyla arkadaşlar bu da hem açıortay hem kenarortay ikiz kenar. Bakın nasıl bir üçgen çıktı bu? Eşkenar üçgen çıktı o zaman. Eşkenar üçgen ise 60'ar derece. Yani burada açılarımız 30-30. Çevre ABC isteniliyor bizden. 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. Toplamda 6 kök 3 yaptı. 6 kök 3, 6 kök 3. 3 katı 18 kök 3 yapacaktır. Yani cevap Ceyhan arkadaşlar. Geldik 13. soruya. Çevrel çemberin merkezi. Bakın hiç ezber yok. Ezber yok. Çevrel çemberi şöyle bir yerleştirdiğimiz zaman. Merkez buradaysa arkadaşlar bakın bu çap değil mi? Çapı gören çevre açı 90 derece diye miydi? Hemen burası 90 derece diyebiliriz. Ve burada Pisagor bağıntısından burayı bulabiliriz. Gerek yok.
4'e 4 kök 3 var. Kök 3 katı var. O zaman bu 30, 60, 90 üçgeni değil midir? 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattır. Şimdi 30'un karşısında 4 ise 90'ın karşısında direkt kaç yapacaktır arkadaşlar? 8 yapacaktır. Yani cevap Denizli. Geldik buraya. P çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi hop şöyle. Arkadaşlar biraz önce de söylemiştim. Çevrel çemberin merkezi çemberin içindeyse dersin başında söylemiştim. Dar açılı üzerindeyse dik açılı dışındaysa geniş açılı bir üçgendir. Sebebi de şu. Bakın normalde çap bu değil mi? Bu çapsa arkadaşlar burası 180 derece. Değil mi? Burası o zaman şu yay 180'den büyük değil mi? Bu yay 180'den büyük ise şuradaki açıda hani 1'e 2 oran var ya arkadaşlar. 1'e 2 orandan dolayı 90'dan büyük olmak zorunda diyeyim arkadaşlar. Bu açıda 90'dan büyük olmak zorunda. Yani 2x artı 10 açısı büyüktür 90. 2x büyüktür 80. X büyüktür 40. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? X'in en küçük tam sayıları. Yani 41. 40'tan büyük olacak. Cevap 41. D çevrel çemberin merkeziymiş arkadaşlar. Hangi üçgende? ABC üçgende. Hiç ezber mezber yok. Hop çizdik. Bakın çevrel çemberin merkezi burasıysa bu çap olmadı mı? Bu çap oldu. Çap gören çevre açı 90 derece. Değil mi? Bu arada şunu şöyle çizersem 6, 8, 10 oluştu. Ve bu çevrel çemberin yarıçapı değil mi arkadaşlar? Burası 10 ise burası da 10, burası da 10. Ya da muhteşem üçten de diyebilirdiniz. 10, 10. Toplamda kaç yaptı o zaman? 20. Yani 15. sorunun cevabı Denizli. Geldik 16. soruya. D yine çevrel çemberin merkeziymiş. Çizelim. Çizdiğimiz zaman DBC açısı x iken BAC açısı da 4x verilmiş. 4x. Tamam. DBC x kaç derecedir diye soruluyor bize. BAC ve DBC. Tamam. Arkadaşlar madem çevrel çemberin merkezi burası çizdiğimizde yarıçap yarıçap eşit. Bu da yarıçap eşit. Yani burası x ise burası x midir? Ondan sonra. Burası a ise burası a, burası b ise burası b'dir değil mi? A ise a, b ise b. Arkadaşlar şu açıya kaç x vermişlerdi? 4x vermişti değil mi? Yani a artı b 4x. O zaman arkadaşlar büyük üçgenin iç açıları toplamı 180. A 2a artı 2b artı 2x. 2a artı 2b artı 2x eşittir 180'den. A artı b 4x eşit değil miydi? 2 artı 2b 8x eşit olmaz mı? Toplamda 10x yaptı 180. X de buradan kaça eşit olacaktır? 18'e eşit olacaktır. Yani 16. sorunun cevabı Ceyhan. Geldik bir sonraki teste. İkinci test. Bakın işteğet çember değil mi burası? İşteğet çemberin merkezi. Açıortayların kesim noktası ama kullanmamıza gerek yok. Çembersel bilgilerden yapacağız arkadaşlar bunu. Çemberde şu teğet uzunlukları birbirine eşittir. Yani burası x ise burası da x'tir. X ise x'tir. Devam edelim. AB uzunluğu 7'ymiş. Ya da BC'ye bakalım. BC uzunluğu 12'ymiş. 12 ise 12 eksi x kaldı. Burası da 12 eksi x değil midir arkadaşlar? Teğet uzunlukları birbirine eşit. Sonra AC uzunluğunu 9 vermiş. AC uzunluğu 9 ise burası 9 eksi x. Burası da 9 eksi x. Ve Ali Bey uzunluğunu da 7 vermiş. Yani 12 eksi x artı 9 eksi x eşittir 7. Buradan 2x. Buradan da 14 yaptı. X de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. Cevap Ceyhan. 2'ye geldik. İçteğet çemberin merkeziymiş de. Yani iç açıortayların kesim noktası değil midir arkadaşlar orası? Açıortay, açıortay, hatta iç açıortay. Şimdi dikkat edin. Açıortay kola dik çizmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim mi?
Çünkü kolları çizilen dikmeler birbirine eşitti. Çizdik. 5 ise burası da 5. Ne kaldı? 7. Sonra açıortay kola dik çizilmiş. Diğer kola biz bir dik çizelim. Hop çizdik. Kolları çizilen dikmeler eşit ve ayırdıkları yerler eşit. 6 ise burası da 6 olacaktır. Bakın burada da açıortay kolları çizilen dikmeler eşit ve ayırdıkları yerler eşit. Yani 7 oldu. Toplamda kaç yaptı arkadaşlar? Burası 6, 7 daha. 13 yaptı. İkinci sorunun cevabı Denizli. Geldik üçüncü soruya. D iç teğet çemberin merkeziymiş. Madem yine iç teğet çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktası. Çizelim. Hiç üşenmeden çizelim. Açıortay, açıortay ve açıortay. Sonra bakın açıortay kola dik çizmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim. Çizdiğimiz dikmeler birbirine eşit. Yani 3. Ayırdıkları yerler de eşit. Yani 5. Ne kaldı? 4. Pisagor bağıntısından bakın direkt cevap 5 çıkıyor. Cevap Ceyhan. Balıkesir. Pardon. 4'e geldik. Yine iç teğet çemberin merkezi demiş. Çizdik. Açıortay. Çizdik. Açıortay. Çizdik. Açıortay. Hatta 45. 45. Yine açıortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim. Burada da diğer kola da biz bir dik çizelim arkadaşlar. Dik çizdik. 3. 6 ise burası da 6. Dik çizdik. 3. Burası A ise burası da A. Bu arada bakın 90, 90, 90. Buraya da ne kalıyor dörtgen çizgiler toplamından? 90. Yani bu bir dikdörtgen çıktı. Hatta karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 3, 3, 3, 3. Hatta bu kare çıktı arkadaşlar. Büyük üçgende Pisagor bağıntısı 9, A artı 3 ve A artı 6. Normalde A artı 6'nın karesi eşittir. 9'un karesi artı A artı 3'ün karesi diyeceğiz ya. Ama ben anormal yoldan yapıyorum. 9 gördük, hissedelim. Hissetme yöntemiyle arkadaşlar. 9, 12, 15 üçgeni yok muydu? Bakalım burası 12 mi olacak? Burası 12 iken A kaç çıktı? 9. A yerine 9 koyduğumuzda burası 9, 6 daha 15 yaptı mı? 9, 12, 15 üçgenini hissetmiştim zaten yaptı. Sıkıntı yok. A dediğimiz 9. A dediğimiz yer 9 ise 9 burada. 3 de burada. Toplamda X uzunluğu, AC uzunluğu 9, 3 daha 12 yapacaktır arkadaşlar. Yani cevap Balıkesir. Geldik 5. soruya. İşte çemberin merkeziymiş yine D noktası. Hop çizdik. İşte çemberin merkezi. Açıortay, açıortay. Hop çizdik. Açıortay, açıortay. Hop çizdik. Açıortay, açıortay. B artı DE isteniliyor bizden. Tamam. Yine açıortayda kola bir dik çizilmiş. Kola bir dik çizilmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim arkadaşlar. Kolları çizilen dikler eşit ve ayırdıkları yerler de eşit. AA. Buraya ne kaldı? 6 eksi A kaldı. Sonra açıortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim. Şurası da eşit. Ya ayırdıkları yerler de eşit. 6 eksi A yaptı burası da. Bakın 90, 90, 90. Burası da 90. Dikdörtgen yaptı. 6 eksi A ise burası da 6 eksi A. Burası da 6 eksi A yani. BE uzunluğu A artı DE uzunluğunda ne bulduk arkadaşlar? Bakar mısınız? 6 eksi A bulduk. A'larından ay. Hop. Açay yapar. Geldik şu soruya. BE uzunluğu 3K. ED uzunluğu 2K. ED 2K. BE 3K. Demiş ki D dış açıortayların kesim noktası. Dış teğet çemberin merkezi. Yani bu da açıortay. Şu da açıortay olacaktır. Çevre ABC 42. Pekala 42 olsun. Şimdi şu üçgende arkadaşlar. Şuna baktığınızda dış açıortay. Şunun tamamının oranı. Şunun tamamının oranı. 2 bölü 5 değil mi? 2 bölü 5 oranı olacak arkadaşlar. 2 bölü 5 oran. Pardon çok özür dilerim. 2 bölü 5. İlk ok nereye diyor? Buraya. İkinci ok nereye diyor? Buraya. Yani 2 bölü 5 oran burada olacak. Yazalım o oranlamayı 2 bölü 5 diye. Burası 2A ise burası nedir arkadaşlar? 5A. Sonra aynı şey şu alttaki beyaz üçgende de var. 2 bölü 5. Yani 2 bölü 5. Burası 2B ise burası da 5B olacaktır. Çevre ABC 42.
A, B, C. Toplamda 5A, 7A artı 7B değil mi arkadaşlar? 7A artı 7B eşittir 42'den. 7'ye böl A artı B eşittir 6. AC uzunluğu isteniyor. O da 2A artı 2B'ye eşit olduğu için o da 12'ye eşit olacaktır. Yani 6. sorunun cevabı Denizli. Geldik 7'ye. D dış teğet çemberin merkeziymiş. Hangi üçgende? ABC üçgeninde. Hop uzattık. Burada kaçı? Dış açı ortay oldu. ED uzunluğuna K dersem BE uzunluğu 3K verilmiş. K versem 3K verilmiş. Bu arada bizim şu üçgene yoğunlaşmamız lazım arkadaşlar. Madem D dış teğet çemberin merkezi, şunu şöyle uzattığımızda bu da açı ortay olmaz mı arkadaşlar? Bakın şu üçgende gördünüz mü? Şu dış açı ortay oldu. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. K bölü tamamı. 1 bölü 4 oran var değil mi? Neyse yazayım. K bölü 4K eşittir. Şu uzunluk kaç? DC uzunluğu galiba 2 idi burası. 2 evet. 2 bölü x'e eşit olacak. Niye? K bölü 4K ilk ok 2'ye değiyor. İkinci ok x'e değiyor. Yani K bölü 4K 2 bölü x'e eşit. Buradan K'lar gitti. X de buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 8'e eşit oldu. Yani cevap Edremit. Geldik buraya. E noktası dış teğet çemberin merkeziymiş. Hangi üçgende? BDC üçgeninde. Şöyle uzatmamız lazım o zaman, değil mi? Bakın. Şu üçgende dış teğet çemberin merkeziymiş. Uzattığımız zaman şöyle. Bu dış açı ortay olmaz mı? Dış açı ortay formülünü uygulayacağız arkadaşlar. Bakın. Dış açı ortayın dediği yer burası. Buradan tekrarlı. Yani şunun tamamının oranı 24 bölü 36 eşittir. İlk ok nereye değiyor arkadaşlar? 16'ya. 16 bölü. İkinci ok nereye değiyor arkadaşlar? X'e. 16 bölü X. Böl 6'ya. Böl 6'ya 4. Böl 6'ya 6. Böl 8'e. Yani neyse 6'ya böldük 4. 6'ya böldük 6. 2'ye böl. 2, 2'ye böl 3. 2 ile de şuradaki sadeleşir 8. İçler dışlardan x eşittir 24 yapacaktır arkadaşlar. 8. sorunun cevabı Akçay. Geldik 9'a. F diklik merkezi. O zaman F'den geçen ne oluyor arkadaşlar? Şu üçgende dik. 90 derece, 90 derece. 90 derece, 90 derece. Bakın sayılar burada bu üçgene yoğunlaşıyorum. 90'ın karşısı burada Pisagor bağıntısından BD uzunluğunu bulabilirsiniz ama gerek yok. 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. O zaman burası 60. Burası da 60. Burası da ne oldu arkadaşlar? 30 derece oldu. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı direkt kaç yapacaktır? 4. Yani cevap Balıkesir. Geldik 10. soruya. D diklik merkeziymiş. Diklik merkezi ise diklik merkezinden geçen bunun devamı dik. AB ile de AC birbirine eşitmiş. Hatta ve hatta arkadaşlar şunun devamı da ne olacaktır? Dik olacaktır. Çünkü dik merkezinden geçiyor. Bu arada gördünüz mü? Hem ikizkenar hem de yükseklik. Tabanı ikiye parçaya böler, değil mi? Tabanı ikiye parçaya böler ve açıortaydır. X isteniyor bizden. Arkadaşlar 6'yı kullanmam lazım benim. Şöyle de yapabiliriz aslında ama daha kolayını da gördüm aslında. Şurada 3K'ya 2K deyip tamamı 3K olacak. Burası da K oldu. K'yı bulursak olay bitti. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabilirsiniz. Hani 9K kare eşittir 4K kare artı 10'un karesi diyebilirsiniz. Yalnız ben daha kolayını gördüm. Onu göstereyim. Şurada da dik tabanı keş parçaya bölmüş ya altımıza ikizkenar getirir. Hemen ikizkenar oluşturalım arkadaşlar. Burası da 6. 90 olduğu için Pisagor. 36'dan 16 çıktı. 30 ya da 36 eşittir. X kare artı 16. X kare eşittir 20. X de buradan kök 20'ye eşit. Yani 4 çarpı 5'ten 4 kökün dışına çıkar. 2 kök 5'e eşit olacaktır. Cevap Ceyhan. Evet. Geldik şeye. 11. soruya. Şimdi P çevrel çemberin merkeziymiş. Olsun.
Madem çevrel çember merkezi biz ezberlememiştik. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman merkez burasıysa bakın yarıçap 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 yani şu 3 tane uzunluk birbirine eşit. 3 uzunluğun toplamı zaten 45 verilmiş. 45'i de 3'e böldüğümüzde 15, 15, 15 yapmaz mı? P noktasının BC'ye olan uzaklığı. Çok kolay. Çektik y. 12, 12. 3, 4, 5'in katı. 9, 12, 15. Bizden de 9 isteniyor zaten. Yani 11. sorunun cevabı Denizli. D. Çevrel çemberin merkeziymiş. Hiç ezber yok. Ezber yok. Çevrel çemberin merkeziymiş. Şunu şöyle çizdim. Çevrel çemberin merkezi. Tamam. Bakın şunu şöyle çizdiğimde bu yarıçap, bunu böyle çizdiğimde bu da yarıçap, bu böyle çizdiğimizde bu da yarıçap. Eşit, eşit, eşit. Arkadaşlar 4, 6 Pisagor'dan şurayı bulabiliriz. Buraya A diyelim. A kare eşittir 16 artı 36'dan 52, kök 52. Neyse kök 52 diyelim. Bakın burası da A, burası da kök 52 ve Pisagor bağıntısı. Kök 52'nin karesi 52 eşittir. Kök 3'ün karesi 3 artı x kare. X kare eşittir 9, 49. X de buradan kaç buluruz? 7. A bizden BC isteniliyor. Yani 2X isteniliyor arkadaşlar. O da 14'e eşit olacaktır. Cevap Denizli. Evet 13. sorudayız arkadaşlar. 13. soruda yine ne verilmiş? Çevrel çemberin merkeziymiş K. Madem çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi olunca. Şuradan köşeye, buradan köşeye, buradan köşeye giden bunlar yarıçap, yarıçap, yarıçap değil mi? Dolayısıyla ikizkenarda çizilen kenarortay veya yükseklik kenarortay olmak zorunda. Burada şunlar eşit. Aynı zamanda burası da ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Çünkü ikizkenarda çizilen şey olduğu için. Yalnız burada x'e ulaşamıyorum herhalde bu şekilde. Şuradaki uzunlukları falan bilemiyorum değil mi? Şu uzunlukları, bu uzunlukları bilemiyorum. Şunlar doğrusal değil ha bu arada. Şu A, K, F doğrusal değil. Buradan ulaşamıyoruz gerçekten de. Ne yapmamız lazım arkadaşlar bizim? Biz ne bulduk? Şunların eşit olduğunu bulduk. Bir de şuranın dik olduğunu bulduk. Silelim bakalım. Şekil karışıklığı ortadan kalksın. Belki sonuca ulaşırız. Şunlar... Eşit bulduk ve bunda dik bulduk. Eşitliği yazınca çıkarttım arkadaşlar soruyor. Dikkat edin. Çevrel çemberin merkezinin özelliğinden eşit bulduk bunu bu arada. Dikkat edin arkadaşlar. X'e bakın desem soruyu da göreceksiniz. Şunlar da eşit ya. Bunlar eşit, bunlar eşit. Hemen bir ort taban düşünmez miyiz dostlar? Değil mi? Ort taban. Yani şu uzunluğu bulursam ben, kırmızı uzunluğu bulursam X'i de bulurum ort tabandan dolayı. Burada kaçı kaç derece? 150 derece. 150 derecenin nesi özeldi arkadaşlar? Dış açısı özeldi. Ya buradaki 30 önemli ya da diğer taraftaki 30 önemli. Yalnız buradaki 30 bizim için yeterli olacaktır. Büyük ihtimalle çektim 90 dereceye. 90'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı kök 3. 60'ın karşısı kök 3'ün kök 3 katından dolayı 3. Pisagor bağıntısı kök 3'ün karesi artı. Şuraya A diyelim. A kare eşittir. Kök 3'ün karesi 3 artı 7'nin karesi 49. Yani... 52. A buradan kök 52. 4 çarpı 13 yani A 2 kök 13'e eşit oldu. Burası A ise burası da nedir arkadaşlar orta tabandan dolayı bakın. Orta tabandan dolayı A ise 2A olacak. Yani X eşittir 2 kök 13'ün 2 katı 4 kök 13'e eşit olacaktır. Cevap Denizli. Geldik 14'e. D çevrel çemberin merkezi AC uzunluğu 12 ABC açısı 60. Çizelim hemen arkadaşlar. Bakın hiç ezber mezber yapmadan bulabiliyoruz. Bu arada madem çevrel çemberin merkezi köşeye giden, köşeye giden X, X olmaz mı? 60'ta kullanmamız lazım. Açısal özelliklerden çevre açıdan dolayı 120 derece değil midir arkadaşlar burası? Bu arada merkez açı var burada. Merkez açı da 120'yi görüyor. Direkt merkez açımız da 120 dereceye eşittir. Bakın 30, 30, 120 üçgen çıktı. X kök 3 yapmaz mı? Yani X buradan 12 bölü kök 3'e eşit olacak. Kök 3 ile çarptığımız zaman 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3'e eşit olacaktır. Cevap Balıkesir.
Geldik 15. soruya. Yine D çevrel çemberin merkezi. Burası çevrel çemberin merkezi. Hop çizdik. AD 25. Yarıçap uzunluğu 25. BC 48. X isteniyor. Arkadaşlar bu yarıçap. Şu köşeye çizilen de yarıçap değil mi? Çember videomu izlediyseniz zaten çemberde çizilen en güzel ek çizim neydi? Yarıçap çizmek değil miydi? Çizdik yarıçapı. Bu da 25. Hatta çizdik bu da 25. Gerçi burası yeterli. Bakın ikizkenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için şu uzunlukta 48, 24, 24 diye iki eş parçaya bölmez mi? Ne var burada arkadaşlar? Pisagor. 24, 25 ne üçgeni? 7, 24, 25 üçgeni diye midir? Cevap Ceyhan. Evet, orta dikmelermiş FD ve EK. Şu orta dikmeymiş, tabanı iki eş parçaya böldü. Bu da orta dikmeymiş, tabanı iki eş parçaya böldü. Arkadaşlar, dik tabanı iki eş parçaya bölünce aklımıza ikizkenar gelir. Aklımıza gelen başımıza gelsin. Hemen şunu oluşturuyoruz. Şu parçada şu parçaya işte. Aynı şeyin laciverti sol tarafta da var bakın. Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Hemen ikizkenar oluşturuyoruz. Şunun adı şu birbirine işte. X'i bulamadık hala. Açıyı da parçaladık oradaki 120 dereceyi. Bir açılara dalalım bakalım neler çıkacak. Burası A ise burası A. Burası B ise burası B. Büyük üçgenin açılarına bakın. A artı B artı 120. 180 değil mi? 120'yi öbür tarafa atınca A artı B'yi kaç buluruz? 60 derece buluruz. A artı B 60 ise tamamı 120 olduğundan burada kaçı da kaç yaptı arkadaşlar? 60 derece yaptı. Bu arada ikizkenar üçgenmiş bu. İkizkenar üçgenmiş. İkizkenar üçgenmiş. O zaman arkadaşlar bu bir ikizkenar üçgense ben A A B B yazdım ya aslında B dediğimizde ne? A. Oraya A yazacaktık aslında. Neyse 30 olduğu belli de şuraya A yazalım, A yazalım. Çünkü A A şu ikizkenar üçgenmiş arkadaşlar. A ise A. A. Toplam bir 2 A artı 120 eşittir 180. Oradan yapayım. 2 A artı 120 eşittir 180. 2 A eşittir 60. A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 30. A 30 ise 30. 2 iç açı 1 dış açıdan 60. A 30 ise 30 ise 60. Buraya da 60 derece kaldı. Ve burası da 60 yaptı. Nasıl bir üçgen yaptı? Eşkenar üçgen yaptı arkadaşlar. X, X, X yaptı. Bu arada şu ikizkenar. Burası da X. Bu arada şurası da ikizkenar arkadaşlar. Burası da X. BC'yi 36 vermiş. 3x eşittir 36 ise x eşittir 12 yapacaktır arkadaşlar. Yani cevap Edirne. Geldik sonraki teste. Evet. AB AC'ye eşitmiş. İkizkenar üçgenmiş. İkizkenarsa arkadaşlar ve iç teğet çemberin merkezi ise D noktası. Madem D noktası iç teğet çemberin merkezi burası da 40. Tepe açı 80 ise 180'den 80 çıkart 100. 2'ye böl 50-50 yaptı taban açıları. Şöyle 50'yi yazayım da. Bu arada 25-25 diye paylaşmaz mı arkadaşlar bu? Çünkü burası açı ortayların kesim noktasıydı. İç teğet çemberin merkezi. Bu arada aslında şöyle çizip de arkadaşlar şunu çizip de şey diyebilirim size. İkizkenarda eş açılardan çizilen açıortaylar birbirine eşitti ya. Buradan çizilen açıortayda eşit olduğu o şekilde olabilir. Ya da ikinci bir yol ezbere yapmadan arkadaşlar şu açıortayın devamı dik değil mi? Taban iki eş parçaya bölmüyor mu çünkü ikizkenar olduğu için. Aynı şey bak dik taban iki eş parçaya burada da bölmüş arkadaşlar. Yani şuradan şunu birleştirdiğim zaman burası da eşit olacak. Şu parça ve şu parça. Bu arada bakın burada da ikizkenar çıktı. X ise X. 2 iç açı 1 dış açıdan burası 2X. 2X ise de 25 birbirine eşit değil mi? 2X eşittir 25 ise X 25 bölü 2 yani 12,5'a eşit olacaktır. Yani cevap Akçay. Geldik ki D işte çemberin merkeziymiş. Yani buradan geçen ne olacak arkadaşlar? Açıortay olacak. AC uzunluğunda 10 vermiş. Arkadaşlar 8 bölü 12 kollardaki oran böl 4'e 2 böl 4'e 3 yani burası 2K ise burası 3K toplamda 5K yaptı burası.
5K 10K eşittir 2. Yani burası 4'e, burası 6 yaptı. Şimdi şu oranlamalar soruluyor bize. Madem o iç teğet çemberin merkezi arkadaşlar, buradan gelen de açıortay olmak zorunda değil mi? Bakın şu kolu 4 bulduk, bu kol 8. 4'e 8. Sağdan sola 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası A ise burası ne olacaktır arkadaşlar? 2A olacaktır. Zaten BD uzunluğu 2A, DE uzunluğu da A. Oranlaması isteniyor. Yani cevap C. Geldik 3. soruya. Ne demiş burada? AB 6, 8 ve işte çemberin merkezi. Şimdi dostlar, madem x burası soruluyor, şunun devamını getirelim değil mi? Açıortayda. Dikkat edin, kollarda k oranı 6 bölü 8. 6 bölü 8, 3 bölü 4 değil mi 2'ye böldüğünüzde? Yani tabandaki oran 3K'ya 4K olacak. Toplam 7K eşittir 7'den. K'yı da 1 buluruz. K 1 ise burası 3, burası 4 çıktı. Bakın, madem de iç teğet çemberin merkezi bu da açıortay değil midir oradan geçen? Bu arada sol taraftaki üçgende 6'ya 3 yani 2'ye 1 oran var. 2m ise burası da m yapacak. Yani ben m uzunluğunu bulursam olay bitti. M'i nasıl bulacağım arkadaşlar? Şu açıortay uzunluğu değil mi? Diğer taraftaki kollar, tabanlar da var. Açıortay uzunluğunun karesi ya da açıortay uzunluğu 3m eşittir kare içinde kollar çarpı eksi tabanlar çarpı. Yani 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4. 3m eşittir kare içinde 48 eksi 12 36. 6 3m 6 ise m'i de buradan ne buluruz? 2. Yalnız bizden ne isteniyor? X eşittir 2m isteniyor. O da cevaben nedir arkadaşlar? 4. Geldik dördüncü soruya. İç teğet çemberin merkezi D'ymiş. ABC üçgeninde. Yani buradan geçen açıortay. AD uzunluğu 2K iken yok 3K. Burası DE uzunluğu 2K. 2K burası, 3K burası verilmiş. Bu 2'ye 3 oranını kullanmam lazım. Sayısal değer de burada ya. O zaman şu üçgenden çizsek daha mantıklı değil midir arkadaşlar? Şuradan D'den geçen bir çizgi çizdiğimde bu da açıortay olmak zorunda. Ve 3K'daki 9 ise 3 katı 3 katından dolayı burası da 6. Şöyle de yapabilirdiniz. Tabanlar oranı, kollar oranı deyip buradaki 6'yı da bulabilirdiniz arkadaşlar. BC'yi 14 demiş. BC uzunluğu 14 ise burası kaç yaptı? 8. Bakın. Büyük de açıortay şu AE. Kollar oranı, tabanlar oranı. Yani x bölü 9. 8 bölü 6'ya eşit. Böl 3'e 3, böl 3'e 2, 2'ye böl 2'ye böl 4, 4 kere 3, 12 yaptı cevap. Geldik sonraki soruya. 12, 16, 3, 4, 5'in katı 20'yi yazdık hemen arkadaşlar. K iç teğet çemberin merkeziymiş. İç teğet çemberin merkeziymiş. Arkadaşlar şunu uzatsak soru uzar. Çünkü niye x'i falan x'ten uzaklaşmış oluyoruz. Hiçbir işime yaramaz. Bu arada bu açıortayları da yazalım. Şunlar açıortay, bunlar da açıortay. Madem x soruyor, x'in olduğu doğruyu uzatsak daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Uzatalım. Uzattığımız zaman açıortayda kollar oranı tabanlar oranına eşit. Yani 20 bölü 12 böl 4'e 5 böl 4'e 3 yani 5K'ya 3K değil midir arkadaşlar burası? Kollar oranı yukarıdan aşağı tabanlar oranına eşit. Toplam 8K eşittir 8 ise 8K eşittir 16 ise pardon K buradan 2 K buradan 2 ise burası 6 burası 10 yaptı. Ve bu arada açıortaylık var gördünüz. 6 12 var. 1'e 2 olan. Burası A ise burası 2A ve burada da bir Pisagor bağıntısı yok mu arkadaşlar? 6 burası, 12 burası, 1 2 kök 5 üçgeni. Yani burası da 6 kök 5 olacak. 3A eşittir 6 kök 5 ise A eşittir 2 kök 5 ama X eşittir 2A arkadaşlar. O da 4 kök 5'e eşit olacaktır. Cevap Edremit. Geldik 6'ya. E işte çemberin merkeziymiş. Yani hop açıortay. D'de dış teğet çemberin merkezi. O da dış açıortay. AP uzunluğuna dersem
Ali Bey uzunluğu 2 aymış. EF2 falan filan. Şimdi arkadaşlar, madem bu açıortayların kesim noktası E noktası, şuradan çizilen de açıortay olmak zorunda değil mi? Açıortay. Çünkü şuradaki 1'e 2 oranını kullanmak için ben o şekilde çizdim. 1'e 2, 1'e 2'den dolayı direkt burası kaç yaptı arkadaşlar? 4. BD uzunluğu isteniyor. Sonra şurada 1'e 2 oran varsa burada da 1'e 2 oran olacak N iken. Neyi kullanmadık? Şu dış açıortaylı. Arkadaşlar şu üçgende dış açıortay değil mi bu? Şunun tamamının oranı. Bakın kafadan yapalım. Bunun tamamının oranı 1 bölü 2. Yani burası x ise, burası x ise tamamı 2x. Yani şu parçaya da ne kaldı? X kaldı. X eşittir 6. BD uzunluğu isteniliyor. BD uzunluğu da 2x değil miydi? O da 12. Bakın BD uzunluğu. Ona da 2x demiştik zamanında. 2x eşittir 12. Kaç çarpmışım ben? 2x eşittir 12 olacaktır. Neyse. Cevap Akçay arkadaşlar. 6. sorunun cevabı. Geldik 7. soruya. D dış D çember merkezliymiş olsun. Madem öyle hemen hop hop. Hop hop. Madem dış D çember merkezi B köşesinden gelen de oradan geçiyorsa bu da açıortay olmak zorunda. Ama bu da iç açıortay oldu arkadaşlar. AC uzunluğunu 6 vermiş. AC uzunluğu neredesin? Buradasın. Tamam. A noktasının BC'ye olan uzaklığı. Bu arada arkadaşlar, iç açıortayla dış açıortay arasında gelen açı, açıortay kullanmadığımız açının yarısına eşit değil miydi? Alfa ise 2 alfa oluyordu. Yani 30 derece olacak burası. Bizden ne istiyor? A noktasının BC olan uzaklığı. Hop dik çiziyoruz. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapacaktır arkadaşlar? 3 yapacaktır. Yani 7. sorunun cevabı Adana. E işte çemberim DD K'da dış D çemberin merkeziymiş. Madem burası nokta nokta, madem burası çizgi çizgi, madem burası nokta 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 nokta, burası da çizgi 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 çizgi. Arkadaşlar şurayı kafadan yapmak istiyorum. A, A, B, B dersek 2 artı 2 B 180'den A artı B'yi 90 buluruz. Yani şurada kaçı 90 derece. Aynı şey burada da var, 2 artı 2 B. Şurada kaçı da 90 derece, burada kaçı da 90 derece. Şuradan yaparsak 15-20. 15, 20, 3, 4, 5'in katı 25. 24, 25 ne üçgen arkadaşlar? 7, 24, 25 cevap. Ceyhan. Geçelim diğer soruya. K işte çemberin oda çevrel çemberin merkeziymiş. 12, 16. K işte çemberin, yani buradan gelen açıortay olacak arkadaşlar. O da çevrel çemberin merkezi. He, çevrel çemberin merkezi çizdik. Çizdiğimiz zaman arkadaşlar, burası merkezse bu çap değil midir? Çapı gören çevre açı direkt 90 derece değil midir arkadaşlar? Değil mi? Çevrel çemberin merkezi. Tamam. Tamam. 12, 16, 20. Şimdi madem burası açıortayların kesim noktası arkadaşlar, ne yapabiliriz? X'e ait. Şurası şey değil yani, zaten dikkat, doğrusal değil arkadaşlar. O yüzden düşünüyorum. Şey yapalım. Açıortayda kollar çizilen dikmelerden gidelim isterseniz. Bakın bu da açıortay. Bu da açıortay değil mi arkadaşlar? İşte çember merkezi olduğu için. Kollar çizilen dikmelerden gidelim. Burası A. Burası da A. Şurası da A yaptı çünkü. Kollar çizilen dikmeler için ayrıldıkları yerlerde işleyeceğim. A ise burası da A, A ise burası da A. Bu arada buraya 12 eksi A kaldı. Burası da 12 eksi A yapacaktır.
Buraya da 16, tamamı 16 eksi a, burası da 16 eksi a olacak. Bakın toplamı 16 eksi a ile 12 eksi a'nın toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. Toplam 28 eksi 2a eşittir 20. 28 eksi 2a eşittir 20. 2a eşittir 8'den a'yı buradan kaç buluruz? 4. A'yı 4 bulduk. A 4 ise yazalım buraya. Şurası daha iyiydi arkadaşlar. 4. A 4 ise A 4 ise burası kaç? 8. Bu arada burası merkezde arkadaşlar. Burası 10 yapacak. Buraya 10 yapacak. Burası 10. A 4 ise burası 12 yapacak. Madem tamamı 12, buraya ne kaldı? 2 ve Pisagor bağıntısı. 2, 4, 2 kök 5 yapacaktır. 1, 2 kök 5 üçgeninden. Cevap Edremit. Geldik 10. soruya. A noktası ABC'nin. Arkadaşlar bir köşe üzerinde ise diklik merkezi o dik üçgendir. Tam diklik merkezinin olduğu köşe 90 derecedir. DDADC'nin bu da bu üçgenimmiş arkadaşlar. Madem burası da aynı üçgen üzerinde burası da dikti. Bakın Öklid bağıntısı çıktı. Tamam. Zaten şu diklik merkezi bir köşedeyse nasıl olduğunu göstereyim. Bakın şuradan B'den çizilendik. Buraya gelin. C'den çizilendik. Burada. Şeyden çizilendik de A'dan çizilendik de burada her ikisi de bu noktada kesiyor. O yüzden dik üçgen burada kaç 90 derece oldu arkadaşlar. 4'ün karesi 16 eşittir. 2 çarpı 8'den 2 çarpı x'ten x'i de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Cevap Denizli. Geldik 11'e. 3 var, 6 kök 3 var. X isteniliyor bizden. D diklik merkezi. Diklik merkezi ise burada kaç derecedir? 90 derecedir. BC'de 6 kök 3. BC'yi de kullanmam lazım benim arkadaşlar. Madem BC'yi nasıl kullanacağım? Şunu şöyle çizdiğim de burası dik ve 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı da kaç yapıyor arkadaşlar? 3 kök 3. Kök 3 katından dolayı sonuca ulaşabiliriz. Yalnız ADE doğrusal. Burada bir şey göremedik. Aslında gördük. Burası 30 derece. Burası 60, burası da 60, burası da 30. Buradan devam edelim. 60'ın karşısı 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3 diyeyimdir arkadaşlar. 3 kök 3. Sonra tamamı 6 kök 3 ise buraya da 3 kök 3 kaldı. Ve şu üçgende 30'un karşısı 3 kök 3, 60'ın karşısı 3 kök 3'ün kök 3 katı. 3 kök 3'ün kök 3 katı bu 3 yaptı. 9 yaptı. Tamamı 9. Şu parça 3. Yani x'e ne kaldı arkadaşlar? 6 kaldı. Cevap Denizli. 12'ye bakalım. ABC üçgeninde D noktası içteğet çember, çevrel çemberin merkeziymiş. Hem içteğet çemberin merkezi hem de çevrel çemberin merkezi. Çember çizdiğimiz zaman şu parça, şu parça, şu parça eşit ya arkadaşlar. O yüzden şu ikizkenarlıkta nokta ise burası da nokta. Şu ikizkenarlıkta nokta ise burası da nokta. Bu arada D içteğet çember ve çevrel çemberin merkeziymiş. Tamam. Ali Bey uzunluğunu 16 vermişler. Şu uzunluğu da 16 vermişler. Başka burada içteğet çember ve çevrel çemberin merkezi. İçteğet çemberin merkezi olduğu için şunu kullanmaya devam edelim arkadaşlar. Bu da açıortay olmaz mı? Dur.
D noktası işte çember. Bu da açı ortay olmaz mı? Yani bu da nokta açısı yaptı. Aynı şekilde D'den geçen şuradaki de açı ortay olmak zorunda. Bakın bütün açılar nokta 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 yaptı. Eşkenar üçgen yaptı. O zaman buradaki açılar 30'ar derece yaptı. 30. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. 30'un karşısı B ise 90'ın karşısı 2B. 2A artı 2B'yi kaç buluyoruz arkadaşlar? 16. A artı B'yi kaç bulduk? 8. Bizden de zaten EH uzunluğu A artı EK uzunluğu B isteniyor. O da cevaben ne olacaktır? 8 olacaktır. Geldik 13. soruya arkadaşlar. Ne diyor 13. soru? 120 derece. Bu çevrel çemberin merkeziymiş D noktası. Hop çizdim. Şöyle şuradan geçecek. Şu şekilde. Bu arada 120 derece ise karşı gördüğü yay 240 derece ise işime yarayacak benim. İşime de yarayabilir. 240 ise 120 kaldı. 120 ise de arkadaşlar şu yarı çapları çizdiğimiz zaman da bu arada burada kaçı da kaç derece yapıyor? 120 derece yapıyor. Hatta şunlar birbirine eşit. Bu arada şunu çizeyim karışacak. Şunu da çizdiğim zaman arkadaşlar bu da eşit oldu ya. Bakın ikizkenarda çizilen yükseklik konumunda oldu 6-6. İkizkenarda çizilen yükseklik konumunda 6-6. Zaten şu şekilde de diyebilirdiniz arkadaşlar. 3 pardon. Şunu sileyim de kafa karışıkları olmasın. Şunu da diyebilirdiniz. Dersin başında da zaten söylemiştim. Çevrel çemberin merkeziyle kenar orta dikme merkezi aynı şeydi. Bu çevrel çember merkezi ya. Buradan çizilen dikte iki eş parçaya bölecek. Kenar orta dikme merkezi olduğu için arkadaşlar. Oradan da 3-3-6-6 yazabilirdiniz. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bu arada 120 derece burası. Bunlar da 30-30. Yani ben şu uzunluğu bulursam soru bitti arkadaşlar. Bu uzunluğu nasıl bulacağım? Şuradaki 120 dereceyi kullanarak. Açımız kaç derece oradaki? Şuradaki açımız 60 derece. Çek buradan bir 90 derece. 90'ın karşısı 6 ise 60 derece burası. 90'ın karşısı kaçım? 6 ise 30'un karşısı kaçtır arkadaşlar? 3. Üç. 60'ın karşısı da 3 kök 3. Pisagor bağıntısı. Yani 6, 6, 3. Yani 9, 12'ye 3 kök 3. Ben kısa yoldan yapayım Pisagor'u. 3 kök 3'e 12. Ortak çarpandan yapalım. 3 çarpı 4. Bu 3 çarpı kök 3. Burası da 3 kök 16 artı 3. 19. kök 19. 16 artı 3. İşlem hatası yapmadık değil mi? Bakayım bir saniye. 6 artı 12. 3 daha 15'miş burası arkadaşlar. 3 çarpı 5 25. 5'in karesi 25. 3'ün kök 3'ün karesi de 3. 28 yaptı. Bu da 4 çarpı 7. 2, 4, 2 diye çıkar. Yani 6 kök 4 kere 7. 6 kök 7'ye eşit oldu. Arkadaşlar burası 3 kök 7. 3 kök 7 şeklinde parçalanmaz bu arada. Tabanı iki eş parçaya bölecek. Burayı da 30 derece bulmuştuk. 60'ın karşısı 3 kök 7 ise 30'un karşısı da 3 kök 7 bölü kök 3 değil midir? 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattı çünkü. O zaman 60'dan 30'a geçiş de kök 3'e bölünmüş hali olacaktır. Kök 3 ile çarpıyoruz. 3 kök 21 bölü 3. Gitti gitti. Kök 21 yaptı. Cevap Akçay yaptı arkadaşlar. Evet 14. soruya geldik arkadaşlar. 14. soruda da DF ve EF orta noktalarmış. Orta dikmelermiş. Orta dikmelerse şu dik olacak, tabanı iki eş parçaya bölecek. Bu da dik olacak ve tabanı iki eş parçaya bölecek. Bakın. Şunu şöyle çizersem. Çünkü niye? Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza x kenar gelmeli. X ise burası da x. Burada da dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. X kenar gelmeli.
Yani burası da x, burası da aynı şekilde ne oluyor arkadaşlar? İkizkenardan dolayı x oluyor. Sonra AB AC 15, BC 24. AB AC 15. 15, 15, BC de 24 olmuş. Dikkat eder misiniz? Şu bir deltoid diyeyim arkadaşlar. Deltoidde şu köşegenler dik kesiyor. Onu da ispatını yapayım da daha deltoidi işlemedik. Belki oradan şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu deltoid karşı tabana aynı olan ikizkenar üçgenin kesişimi demektir. Birleşimi demektir, pardon. Şuradan bir kenarortay çizsem, tabanı iki eş parçaya böldü ve yükseklik oldu. Buradan da çizdiğim kenarortay arkadaşlar yükseklik oldu. Her ikisi de aynı noktada dik olduğu için köşegenler nasıl oldu? Bakın dik kesti. O zaman burada da köşegenler dik kesti ve tabanda ne yapıyor? Bakın iki eşit parçaya bölüyor. Yani şu uzunluğu bize 24 vermişlerdi. Bu uzunluk 24 ise bunlar ne oldu o zaman arkadaşlar? 12, 12 oldu. 9, 12, 15. Bu arada burası 9, tamamı x'ti arkadaşlar. Bakın şu parça 9, tamamı x'ti. O zaman buraya x eksi 9 kalmadı mı? X eksi 9 kaldı. Ve burada Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. X kare eşittir 12'nin karesi artı x eksi 9'un karesi. Buradan x kare eşittir 144 x artı x kare eksi 18x artı 81 şeklinde oldu. X kareler gitti. 18x eşittir. 81 ile şeyi toplarsak 205 mi yapıyor? Pardon. 81 ile şeyi topladığımız zaman 225 yapıyor. Sonra x de buradan 225 bölü 18 yapar. Buradan 3'e bölelim bakalım. Hepsini 3'e bölelim. Ya da 9'a bölünüyor mu? 5, 7, 9. Evet, 2, 9'a bölünüyor. 9'a böl 2. 225'i de 9'a böldüğümüzde 2 kere 9, 18. 4 kaldı. 5, 45. 5 kere 9, 45. Yani 25 yaptı arkadaşlar. 25 bölü 2'de kaça eşit olacaktır? 12,5'a eşit olacaktır. Cevap Ceyhan. Geldik 15. soruya. ETEK orta dikmelerdir. Orta dikmeler. Tabanı iki eşit parçaya böldü. Orta dikme tabanı iki eşit parçaya böldü arkadaşım. Şimdi biraz önceki gibi ne yapalım? Dik tabanı iki eşit parçaya böldüğü için ikizkenar geldi aklıma. Şu parçayla şu parçaya eşit. Aynı zamanda şurada da şey yaptığımız zaman bu parça da eşit oldu arkadaşım. Bakın şurada bir ikizkenarlık çıktı. 20 ise burada kaçıda nedir? 20. Şimdi aslında ben burada bu soruyu şeyden yapabilirim. Burası E noktası çevrel çemberin merkezi oldu ya. Çemberden dolayı çok rahat bir şekilde yapabilirim. Ama ilk önce şu açıyı yazayım tabii. Bu açıda kaç derecedir arkadaşlar? 20, 20, 40. Buraya ne kaldı? 140 kaldı. Çemberden çok da kolay çıkar aslında ama şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. AA dersiniz. Buraya A dersiniz. A artı 20 ise artı 20. Buraya B dersiniz. B artı 20 ise B artı 20. Ondan sonra A artı B'yi bulursunuz. Burası A artı B artı 40 yapıyor. Burada kaç çıkmış olacak arkadaşlar? Burada kaç çıktığında da buradaki dörtgenden dolayı cevabı da bulmuş olursunuz. Şurası 90 derece ya. Dörtgenden dolayı da 90, 90, 180. Burada kaç çıktı? 180'e tamamlayan ne olacak? Şu alfa açısı. İsterseniz çemberden daha rahat bir şekilde yapayım. Burası çevrel çemberin merkezi yaptı. Yani çizdiğimizde şu şekilde yaptı. 140 derece ise gördüğü yay merkez açıdan dolayı 140. 360'dan 140 çıkarsak 220. Ondan sonra burası da çevre açıdan dolayı kaç yaptı arkadaşlar? 220, yani 110 yaptı. 220'nin yarısı 110. Buradaki dörtgenden dolayı da arkadaşlar AKET dörtgeninden dolayı da ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 yapacak. Yani 110'u 180'e tamamlayan açı 70 derece yapıyor. Cevabı da 70 derece buluruz. Cevap Balıkesir.
Pardon, Deniz'de. Ve geldik 16'ya. Arkadaşlar, çevrel çemberin merkezi burasıymış. Çevrel çemberin merkezi dışarıdaysa bu nasıl bir üçgendi? Geniş açılı bir üçgendi değil mi? O zaman burada kaça? Geniş. Bu geniş açılı bir üçgense x x kare büyüktür. 8'in karesi artı 12'nin karesi kuralını uygulamıyor muyduk geniş açı formülünde açıkenar bağıntılarında? Değil mi? Buradan da x kare büyüktür. 64 artı 144 yani 208 yaptı. X kare büyüktür. 208 yaptı. Buradan x hangi değeri alır arkadaşlar? 15, 220, 14, 196 yapıyor. 15, 225 yapıyor. Yani 15'ten büyük eşit olacak. 15 değerini de sağladığı için arkadaşlar. Zaten bize de ne soruluyor? En küçük tam sayı değeri soruluyor arkadaşlar. Üçgen eşliğinden şeyde yazabilirdik arkadaşlar. Üst sınırda yazabilirdik ama gerek yok. Zaten 15'ten büyük eşit çıktığı için cevabı da 15 bulduk. Geldik son teste. İç teğet çemberin merkezi ile dikdörtgen merkezi arasındaki uzaklık kaçtır diye soruluyor. İç teğet çemberin merkezi demek, şuradan bir tane çizelim mesela. 45-45 açıortay ve dikdörtgen merkezi. Bir dik üçgende dikdörtgen merkezi dik üçgenin olduğu yer değil miydi burası arkadaşlar? Yani bizden şuradaki uzunluk isteniliyor. Şimdi burası 45. Ha bulduk. Burası da bu arada açıortay. 45 derece ya, tamamı 45 derece, burası 22,5, özür dilerim, yanlış yazmışım bunu. Bakın 90 derece, 45 derece 45, yani 22,5 açıortay olduğu için. Şurası da açıortay olduğu için 45 45. Bu arada iki iç açı toplam bir dış açı 67,5. Dikkat edin burası da ne yaptı arkadaşlar. Hatta buradaki açı da 45 derece ya, buradan gösterirsem daha iyi. Burada da iki iç açının toplamı bir dış açıdan 67,5 yaptı. Yani siz şu x isteniliyor. Şurayı bulursanız cevabı da bulmuş olursunuz arkadaşlar. Çünkü ikizkenar çıktı. Şimdi şu açıortaylığı kullanalım o zaman. Bu arada burası 4 kök 2. Şu açıortaylıkta 4 bölü 4 kök 2, yani 1'e kök 2 oran var değil mi? X ise x kök 2 değil midir arkadaşlar burası? X kök 2 artı x de 4'e eşit değil mi? Bakın şurası. X parantezinde kök 2 artı 1 eşittir 4. X buradan 4 bölü kök 2 artı 1. Kök 2 eksi 1 eşleniğiyle çarptığın zaman 4 kök 2 eksi 1 4 kök 2 eksi 1 bölü aşağısında 1 yaptı. Yani içeriye dağıttığımız zaman 4 kök 2 eksi 4 yaptı arkadaşlar. Cevap Edirne. Gelelim ikinci soruya. Dikdik merkezi, A noktası ve çevrel çemberin merkezi. Çizelim çevrel çemberini. Çevrel çember tam burada olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Çevrel çemberin merkezi. Çünkü üçgen çizdiğimizde çapı gören çevre açı 90 derece. Merkez burada olmak zorunda. Bu arada 6, 8, 10. Madem merkez burada, burası burası eşit. Hatta bu arasındaki uzaklık soruluyor. Muhteşem, şuradan burası da eşit olacaktır. 6, 8, 10'dan bunlar 5, 5. Yani burası da 5 oldu. Cevap Adana. Geldik 3. soruya. Dikdik merkezi A noktası iç T çemberinin merkezi. Bir tane çizelim mesela. Bu 60 derece ya, 30, 30. İç T çemberinin merkezi de burası olsun. Şunun arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Şu uzunluk isteniliyor bizden. Bu arada burada kaçı da açıortay olacağı için açıortayların kesim noktasından geçiyor. Bakın 45-45. Ve çok güzel bir şey bulduk. Bakın 45 ve 30 gibi iki tane muhteşem açı var. Hemen buradan dikimizi çizeriz. 30'un karşısından başlıyorduk her zaman. 30'un karşısı A ise burası A kök 3. Burası da A. Ve X de A kök 2 isteniliyor bizden. Şimdi arkadaşlar burada A artı A kök 3, 3 artı 3 kök 3'e eşit. A artı A kök 3, 3 artı 3 kök 3'e eşit. Buradan A3 değil mi arkadaşlar? 3 yazarsam bakın 3 artı 3 kök 3 yapıyor. Değil mi? A3, X de A kök 2 ile, yani 3 kök 2'ye eşit olacaktır. Cevap Ceyhan. Bir sonraki soru, çevrel çemberin merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki uzaklık.
Ağırlık merkezi arasındaki uzaklık. Çevrel çemberini bir çizeyim. Geniş açılı olduğu için dışarıda çevrel çemberin merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki uzaklık soruluyor bize. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen. Çevrel çemberin merkezi aynı zamanda kenar orta dikme merkezi değil miydi arkadaşlar? Şuradan çizilen dik. Tamam. Bir de ikizkenardan dolayı buradan çizilen dik. Tamam. Tabanı iki eşit parçaya böldü. Aynı zamanda ağırlık merkezi de kenar orta üzerinde olduğu için tam burada olmak zorunda arkadaşlar. Bu arada 6, 6 ya da şurada kaç 30 derece. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 3 ise burası 1'e 2. 1'e 2. Burası da 3,43. Neresi kaldı şimdi? Şurayı bulursak olay bitti değil mi? Burayı da bulmak için ne yapalım arkadaşlar? Bir tane yarıçap çizelim. Şuraya A diyelim. Bir tane de yarıçap çizdik mi? Olay bitecek galiba. Yarıçapı çizdiğim zaman bakın şu yarıçap uzunluğu kaç birim uzunluğunda? A artı 3 birim uzunluğunda değil mi? Şurası 2 birim. Burası 1 birim. Burası A artı 3 ise burası da A artı 3. Ya da açıya dalalım mı arkadaşlar? Açıdan sanki çıkacak ya. Şimdi açıdan daha kolay çıkacak. 120 derece ise gördüğü yay 240. Burası 240 ise burası 120. 120 ise şöyle çizdiğim zaman arkadaşlar yarıçap yarıçap şunlar birbirine eşit. 120 ise burası da 120 derece yapacak. Yani iki eşit parçaya bölecek. 60-60 yapacak burası da. Dolayısıyla arkadaşlar 60'ın karşısı 3 kökü 30'un karşısı kaç yapacaktır? 3 yapacaktır. Şurası da 3. Bakın bizden şurada uzunluk isteniyordu. O da kaç yaptı? 3 burada 1 burada toplamda 4 yaptı. Evet cevap Ceyhan. Geldik sonraki soruya. Bir kenarı 12 cm olan bir eşkenar üçgenin iç teğet çemberin merkezi ile dış teğet çemberin merkezi arasındaki uzaklık nedir? Hemen üçgenimizi çizelim. Eşkenar üçgeni çizdik. İç teğet çemberin merkezi aynı zamanda açıortaylar eşkenar üçgende yüksekler değil miydi arkadaşlar? Yani bir yüksekliğin kesim noktası tam burası arkadaşlar. Ağırlık merkezi diyelim. Bir kenarı 12 ise burası 30-60-90 üçgeninden dolayı kafadan yapayım istersen 6, 6 kök 3, 2 kök 3'e 4 kök 3 yaptı burası. Dış teğet çemberin merkezi. Bu arada şurası da şunu da çizeyim isterseniz. Burası da 30-30 yapacak. Dış teğet çember çizelim bir tane de. Dış açı ortayların kesim noktası da burası olsun. Bunlar da 30-30 yapmadı mı? Bu arada şunun devamı da arkadaşlar. Bakın dış açı ortayların kesim noktası burasıysa bu açıortay, açıortayın devamı da dış açıortayların kesim noktasından geçmek zorunda. Bunun devamı da 90 dereceydi burası da. Bizden ne isteniyor? Şu merkezler arasındaki uzaklık isteniyor. Tamam, şöyle yapalım. Burası 2 kök 3, 4 kök 3. Bakın 30-30'dan dolayı burası da 4 kök 3. Sonra şurası 60 derece. Ya da 90'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 2 kök 3 burası zaten. Burada da açıortay çıkmış. Burası 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3 değil mi? Çünkü hem açıortay hem yükseklik. Yani burası da 2 kök 3. Toplamda kaç yaptı arkadaşlar? 4 kök 3 yaptı. Dış açıortay 60. Pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Şunları silelim. Şurada kaçı ya ben 30 derece demişim ama bunlar 60'ar derece arkadaşlar. Dış açı ortay ya 60'ar derece. Burada 60'tan devam edelim arkadaşlar. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı kaç yapar? Şurada kaç 60 derece? 60'ın karşısı kök 3 katından dolayı 6. Burası 6 ise burası da 30 derece. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı da 6 kök 3 yapar. Toplamda da burası kaç yapacaktır arkadaşlar? 8 kök 3 yapacaktır. Tamam mı?
Evet, geldik bir sonraki soruya. ABC üçgeni diklik merkezi ile C noktası arasındaki uzaklık. Şimdi diklik merkezi dışarıda olacak bir kere. Hadi C'den bir tane dik çizelim. Şurada. Ondan sonra şuradan bir tane dik çizsek. Burada 30, 30, 90'ın karşısı bu arada şunları da yazalım. 12 ise 30'un karşısı 6, burası 6 kök 3. Diklik merkezi dediğimde bu yükseklerin kesim noktası değil mi arkadaşlar? Şey yapalım, kesiştirelim şöyle. Kesiştirelim. Tam buradaki nokta yaptı. Bizden de zaten arkadaşlar şuradaki uzunluk isteniliyor. Çünkü ne demiş soruda? ABC'nin diklik merkezi ile bak bir yükseklik çizdim burada, bir yükseklik çizdim burada. Yükseklerin kesim noktası tabii ki dışarıda kesişiyor. Geniş açılı bir üçgen olduğu için, değil mi? Bu yükseklerin kesim noktası ile C noktası arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Bu arada şuradakine de devam edelim. 90'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı nedir arkadaşım? 2 kök 3 değil midir? Şimdi şu uzunluğu da bulursak olay bitti. Bu uzunluğu bulmaya yönelik işlem yapacağız. Şurada kaç derece? 120. Şuradan bir dik çizelim. Şimdi 90, 90, 120 buraya kaç derece? Ya da bunlar paralel. 120 ise burada kaç? 60 derece kaldı. Burada kaç da? 30 derece yaptı. Burada kaç da? 60 derece yaptı. Şu 6'yı kullanalım. Şuradan bir dik çizsem. 6 ise burası da 6 değil midir? Bu arada soru karışıyor. Kalem rengini değiştireyim. 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3. Buradaki uzunluk kök 3. Sonra kök 3 katı da 3 yaptı. Dolayısıyla burası da 3 yaptı. Sonra şu üçgende 60'ın karşısı bak şurası kök 3'tü. Kök 3 artı 6. 30'un karşısı da kök 3 artı 6'nın kök 3'e bölünmüşü değil mi? Kök 3 artı 6'nın kök 3'e bölünmüşü. Kök 3'ün kök 3'e bölümü 1. 6'nın kök 3'e bölümü de 6 bölü kök 3. 6 kök 3 bölü 3'ten. 6 kök 3 bölü 3'ten. O da 2 kök 3'e eşit oldu arkadaşlar. 2 kök 3 oldu burası da. Yani burası da 1 artı 2 kök 3. Toplamda bizden şuradaki uzunluk isteniliyordu. 6 kök 3. Yazalım. 6 kök 3 artı 3 artı 2 kök 3 artı 1. 3 artı 2 kök 3 artı 1. Yani 8 kök 3 artı 4. Cevap Edirne yaptı arkadaşlar. Evet, soru 7'deyiz. Soru 7'de demiş ki D noktası ile D diklik merkeziymiş bu arada arkadaşlar. D diklik merkezi ise 90 derece, 90 derece. Ondan sonra D noktası ile DBC BDC üçgenin diklik merkezi arasındaki uzaklık. Şunun diklik merkezine bakacağız arkadaşlar. Bakın. Bu zaten dik çizilmiş burada. Şu geniş açılı olduğu için çizilen dik, çizilen dik. Çizilen diklerin birleştiği yere bakacağım. Birleştiği yer tam A noktası değil mi? Yani şuradaki BDC üçgeninin diklik merkezi neresiymiş arkadaşlar? A noktası. Peki devam edelim o zaman soruya. Şurayı A diyelim. A'yı bulalım. 6'nın karesi 36 eşittir A kare artı 16'dan dolayı. 16'dan dolayı A kareyi kaç buluruz arkadaşlar? 20 buluruz. A da buradan 2 kök 5. Gerek yok. Şunu da çizdiğimiz zaman zaten bizden bu uzunluk istemiyor mu? İstenmiyor mu arkadaşlar? D noktasıyla BDC üçgenin diklik merkezi arasındaki uzaklık. Diklik merkezi burasıydı. D noktası da burası zaten. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşacağız. Yani x kare eşittir 8'in karesi artı a kare. X kare eşittir 64 artı 20. 84 yaptı. X de buradan kök 84. Kök 84 de 4 çarpı 21'den dolayı 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani 2 kök 21'e eşit olur arkadaşlar. Evet, geldik 8'e.
K noktası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Dik tabanı ikiye parçaya bölmüş. Hemen ikizkenar oluşturalım. Çizdik şunu. Şu parça ile şu parça birbirine eşit ve açılar da birbirine eşit oldu o zaman. Tamam. Sonra AB ile AC birbirine eşitmiş zaten. AB ile AC birbirine eşitmiş. Arkadaşlar AB ile AC birbirine eşitse bu açıortay ya. Şu açıortay ya. Açıortayın devamı ne olacaktır? Yükseklik, açıortayın devamı yükseklik ve tabanı ikiye parçaya bölecektir. Ve bakın burada aynı zamanda dik tabanı ikiye parçaya böldü. Aklımıza ne getirdi? İkizkenar. Hem aklımıza gelen başımıza gelsin diyoruz ve K ile B'yi, Kenan B'yi birleştiriyoruz. Burası da yuvarlak oldu. Dikkat edin. Bir nokta, 3 tane de eşitlik var. Çevrel çemberin merkezi ya da aynı zamanda çevrel çemberin merkezi, kenar orta dikme merkezi değil miydi? Zaten kenar orta dik, kenar orta dik, kenar orta dik. Bakıyoruz. İşte çemberin merkezidir değil. Ağırlık merkezidir değil. Çevrel çemberin merkezidir. Evet. Diklik merkezidir değil. Dış D çemberin merkezidir değil. Yani cevap Ceyhan yapacaktır. Evet. Geldik diğer soruya. ABC üçgeninde yükseklerin kesişim noktası üçgenin iç bölgesinde olmaktadır. Arkadaşlar üçgenin iç bölgesindeyse yükseklerin kesişim noktası dar açılı bir üçgen değil midir bu? Dar açılı bir üçgendir. A, B, C üçgeninde bütün açılarımız dardır yalnız. Buna dikkat edin. Dar, dar, dar. Dar açılı bir üçgendir. A, B'yi 15 vermiş. A, C'yi 8 vermiş. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. İlk önce bir üçgen eşitliğini uygulayalım. Toplamlarıyla farklar arasında. Yani 15-8, 7 ile 15-8, 23 arasında şunu bir yazdık. Belki hiçbirimize yaramaz ama yine de yazalım. Sonra devam edelim arkadaşlar. Dar açılın şeyini kullanacağım burada. Düşünün. Hadi neyse. Normalde x kare küçüktür. Dar açının karşısındaki kenarın karesi. 8'in karesi artı 15'in karesi değil mi? Bu 8, 15, 17 üçgeninden 17'nin karesi olacak. Yani x küçüktür 17 yapacak. Şunu bulduk. Bir de arkadaşlar şuradaki darlığı da kullanmamız lazım. Buradaki darlığı kullanmaya gerek yok. Çünkü 8'in karesi küçüktür. X'in karesi artı 15'in karesi dediğimiz için 8'in karesi 15'in karesinden küçük olduğu için bunu kullanmamıza gerek yok. Bir de şunu kullanalım. 15'in karesi de küçüktür. 8'in karesi artı X'in karesi. 225 225 küçüktür 64 artı X kare. 64'ü daha öbür tarafa çıkartıyoruz yani. Şurası 1, şurası 6, burası da 1 yaptı galiba. Değil mi? Evet, 161 küçüktür x kare. Yani x kare büyüktür 161'den. O zaman hangi değerleri sağlayacak düşünelim. 13, 169 sağlıyor, 12, 144 sağlamıyor. Yani x büyük eşit 13. Arkadaşlar şunu ve şunu düşüneceğim. 13'ten büyük eşit 13. 14, 15, 16 değerlerini sağlıyor. Yani toplamda kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane değer. Cevap Denizli. Bir sonraki soru. X'in en büyük tam sayı değeri nedir? ABC üçgeninde 10, 15. K noktası kenar orta dikmelerinin kesişim noktası olduğuna göre. Yani kenar orta dikme çevrel çemberin kenar orta dikme çevrel çember merkeziydi arkadaşlar. Çevrel çemberin merkezi üçgenin içindeyse dar açılı, üçgenin üzerindeyse dik açılı, üçgenin dışındaysa geniş açılıydı. O zaman bu da bir dar açılı bir üçgen arkadaşlar. X'in en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor bize. Şu x kare küçüktür dar açılı olduğu için 10'un karesi artı 15'in karesi diyeceğiz. 100 artı 225, 325 yaptı x kare. Evet. 225. 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256, 17'nin karesi 289, 18'in karesi 320, 324'tü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 18, 18 bakalım. 64. 8, 144, 18. Evet. 324'müş arkadaşlar. 19'un karesi sağlamıyor zaten. Yani x küçük eşit 18 olacaktır. Zaten en büyüğü soruluyor. Diğer darlıkları incelememize gerek yok arkadaşlar. Bizim cevap 10. sorunun cevabı 18. Geldik 11'e. K
Ta işleyiç çemberin merkeziymiş. Madem işleyiç çemberin merkezi, şu açıortay, bu da açıortay değil midir dostlar? 14 verilmiş, 10 verilmiş. Başka da bir şey verilmiş mi? X'in alabileceği kaç tam sayı değer vardır? Oo. Üçgen eşitliğine gireceğiz. Arkadaşlar, burada madem eşitlik var, üçgen eşitliğine de gireceğiz ya. X'e ait üçgen yok, kenarları belli olan eşitlik olduğu için hemen ben orta taban çizmek istiyorum. Şuradan bir orta taban çizdim. Çizeyim şöyle. 7, 5, 5. Bu arada acaba şu işleyiç çemberin merkezi olmasını niye vermiş? İşleyiç çemberin merkezi ise buradaki açı kesinlikle ama kesinlikle 90 artı a açısı bölü 2 olduğu için buradaki açı büyüktür 90 derece değil mi? Yani geniş bir açıdır arkadaşlar burası. Burası geniş bir açıysa yöndeşlikten dolayı burası da aynı. Şuradaki açı geniş. Yani şuradaki açı da ne olacaktır arkadaşlar? Dar açı olacaktır. Dar açının karşısındakine bakacağız şimdi. İlk önce üçgen eşitliğini uygulayalım tabii. X toplamlarıyla farklar arasında 2 ile 12 arasında bunu kullanacağım. Bir de buradaki darlığı kullanacağım. Dar açının karşısındaki kenar x kare küçüktür. 5'in karesi artı 7'nin karesi. 25 artı 49 x kare küçüktür. Yani x kare küçüktür. 9, 5 daha 14, 6, 74 yaptı. 8'i sağlıyor 64, 9, 81 sağlamıyor. Yani x küçük eşit 8. 8 değerini de sağladığı için arkadaşlar. X'in kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Bakın şunu ve şunu düşünerekten. 8'den başlıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 değerini alıyor mu? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane değer alacaktır. Yani cevap Ceyhan. Geldik 12. soruya. D işleyiç çemberin merkezi, G'de ağırlık merkezi. Arkadaşlar, bir kere hemen ikizkenarlığı gördüm ya. İkizkenarda çizilen kenarortay aynı zamanda açıortay. O zaman kenarortay ve açıortayın doğru üzerinde olduğu için bu doğrusal olmak zorunda değil mi? Değil mi? Hem açıortay doğrusu üzerinde olacak çünkü işleyiç çemberin merkezi hem de ağırlık merkezi de kenarortay üzerinde olacak. Dolayısıyla bu doğrusal olmak zorunda. 25, 25, 20, 20 yaptı arkadaşlar burası. 15, 20, 25'ten şu uzunluk 15 yaptı. Şu ağırlık merkezinden dolayı, ağırlık merkezinden dolayı şu 15'i yazdık ama sileyim. 15'i bölüçe 5, ağırlık merkezinden kısa parça 5, uzun parça 10. Uzun parça 10'sa buraya da 10 eksi x mi kaldı? Şuraya kadar olan kısım 10 arkadaşlar, değil mi? Ama işimiz hala daha bitmedi. Şeyi kullanmamız lazım daha. Dış işleyiç çemberin merkezini kullanmamız lazım. Nasıl kullanabiliriz onu? Şunu da çizerek kullanabiliriz. Bu daha çortay olmaz mı dostlar? Bakın bunun bunun oranı, bunun bunun oranı eşit olmaz mı? Şunun şuna oranı. Şunun şuna oranı. Açıortay çıktı. Açıortayı da kollar oranı. Yani 25 bölü 20. 25 bölü 20. Yukarıdan aşağı kollar oranı. Tabanlar oranı. 10 eksi x bölü x artı 5. 10 eksi x bölü x artı 5'e eşit olacaktır. Böl 5'e 5. Böl 5'e. Ne oldu? Böl 5'e 5, böl 5'e 4, içler dışlar. 5x artı 25 eşittir 4 ile çarp 40 eksi 4x, 9x eşittir 15, x de buradan 15 bölü 9, 15 böl 3'e 5 böl 3'e 3, cevabı da 5 bölü 3 buluruz. Evet, 12'den sonra 13. O işleyiç çemberin merkezi O'dan geçen açıortay olacak. Bu arada hemen 18 bölü 24, 18 bölü 24, 6'ya böl 3, 6'ya böl 4, 3 bölü 4 oranı olacak. 3K'ya 4K, toplam 7K eşittir 21 ise K'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Yani burası 9.
Burası da 4 kere 3 12. Sonra öbür kaleme geçiyoruz. G de ağırlık merkezi demişler. Ağırlık merkezinden çizelim bakalım. 21'i 2 eşit parçaya bölecektim arkadaşlar. 21'i 2 eşit parçaya böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 10,5 10,5. Burası 10,5. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 1,5 mu kaldı? 10,5 olması için 1,5 kaldı. Bu arada burası 2K ise burası K değil mi ağırlık merkezinden dolayı? Sonra bu işte çemberin merkezini sadece burada kullandık. Bir de burada bir tane bir şey çizsek. Şunu çizsek. Bu da açıortay olmak zorunda değil mi? Bu açıortay ise eğer yukarıdan aşağıya 18 bölü 9 oran var. Yani yukarıdan aşağıya da 2'ye 1 oran olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Yukarıdan aşağı 2'ye 1, 2'ye 1 oran var. O zaman şu x ile şu 1,5 paralel değil midir? Benzerlik uygulayacağız arkadaşlar. Geçeyim farklı bir kaleme. Benzerlik. Yani 2K'nın 3K'ya oranı. 2K'nın 3K'ya oranı. X'in 1,5 oranına eşit değil midir? X'in 1,5 oranına eşittir. K'lar gitti. İşler dışlar. 2 ile 1,5'ü çarptığımız zaman 3 eşittir. 3x. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. Geldik 14'e. P noktası ABC üçgeni kenarlarına eşit uzaklıkta olduğuna göre. Eşit uzaklıkta olduğuna göre. Bak kenarlara. Şunlar 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 birbirine eşit. Arkadaşlar şöyle çizdiğimizde bu açıortay olmak zorunda değil mi? Çünkü açıortaydan çizilen kolları çizilen dikmeler eşit. Aynı şekilde burası da açıortay, aynı şekilde burası da açıortay. Yani burası P noktası aslında neymiş? Açıortayların kesim noktasıymış. O zaman ben bunu böyle çizsem. Bu açıortay. Şöyle çizsek açıortay. Arkadaşlar bir de paralellik verilmiş bize. Şöyle Z'den nokta, şöyle Z'den çizgi açısı yaptı burası. Nokta açısı, çizgi açısı. Harf ikizkenar aralıkları gösterip işlemimizi yapalım. Burası A ise burası A, burası B ise burası B. Çevre AD 18, şu ikisinin toplamına 18 eksi A eksi B mi kaldı arkadaşlar? Çünkü bunun toplamı 18 yapacak. 18 eksi A eksi B. A'lardan B'lerden kurtulmamız için 18 eksi A eksi B. Sonra büyük çevrede 27 verilmiş. Büyük çevreyi yaparken şurayı, şurayı ve şurayı toplayacağım. Zaten arkadaşlar şu ikisinin toplamı 18 eksi A eksi B. Şunları da toplayacağım ve x'i de toplayacağım. Yani 18 eksi A eksi B artı A artı B artı x. Tekrar söylüyorum. Şu x'in toplamı B ile A'nın toplamı ve x. Şurası 18 eksi A eksi B artı A artı B artı x. Eşittir kaçmış çevresi verildiği için 27. A'lar B'lerden ay. Buradan x de kaç yapıyor arkadaşlar öbür tarafa attığımızda 27'den 18 çıkarsa 9 kalıyor. Cevap Edirne. 14. sorunun cevabı Edirne. Geldik 15'e. Dış teğet çemberin merkeziymiş ve BK'yı kaç vermişler arkadaşlar? 12 vermişler. Çevre ABC kaçtır diye soruluyor. Şimdi madem dış teğet çemberin merkezi arkadaşlar şunu şöyle çizdiğim zaman bu dış açıortay olacak. Açıortayda kolları çizilen dikmeler birbirine eşit. Değil mi? Eşit. Ayırtları yerler de birbirine eşit. A ise A. Aynı şekilde açıortay kolları çizilen dikmeler eşit. Şuradan bu açıortay olacak. Kolları çizilen dikmeler eşit. Ve ayırdıkları yerler birbirine eşit. B ise B. Bu arada dış açıortayların kesim noktası aynı şey değil miydi arkadaşlar? İki dış bir iç açıortay bir noktada kesişiyordu. Buradan gelen de şuradan geçen açıortay olacak. Nasıl açıortay? İç açıortay. Dikkat edin burada da iç açıortayda da kollara çizilen dikmeler var. Gördünüz mü? Bak gösteriyorum. Şu dikme ile şu dikme birbirine eşit. Ve ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. Yani burası 12 ise burası da 12 olacak. Burası da 12 ise buraya 12 eksi b kaldı. Buraya da 12 eksi a kaldı arkadaşlar. Çünkü bunun tamamı 12. Ve şu üçgen çevresi isteniliyor bizden. 12 eksi a, 12 eksi b, b ve a. Değil mi? Yazalım. 12 eksi a, 12 eksi b, b ve a. B'ler nanay, a'lar nanay. Ve 24 yaptı arkadaşlar. Şu üçgenin çevresi.
Ve geldik son soruya. Arkadaşlar, EF uzunluğunu 3K demiş. DF uzunluğunu 2K demiş. EF neredesin EF? EF uzunluğu 3K. Buraya da DF uzunluğuna da 2K demiş. Şimdi arkadaşlar, bu soru yanlış hatırlamıyorsam 80'li yıllarda ÖSYM tarafından soruldu. Bunu ben ispatlayabilirim de, bir tane özellik var bununla ilgili. Eğer burası diklik merkezi ise, şurası diklik merkezi ise, diklik merkezinden, dikmelerin ayağından, bakın şuradaki şunlar dik ya, şurası da dik, şurası da dik. Dikmelerin olduğu yerden bir üçgen oluşturduğumuzda, şu şekilde üçgen oluşturduğumuzda, büyük üçgenin diklik merkezi, küçük üçgenin içteye çemberin merkezi oluyor arkadaşlar. Şurada açılara dalınca ispatı çıkıyor. Ama bunu biraz uzun sürüyor. O yüzden bunu göstermek istemiyorum. Direktman özellik olarak bilin. Tekrar söylüyorum. Diklik merkezi ise dikme ayaklarından oluşan üçgenin, dikme ayaklarından bir üçgen oluşturduğumuzda da oradaki diklik merkezi küçük üçgenin açıortaylarının kesim noktası yapıyor arkadaşlar. Yani şu açıortayların kesim noktası ise bu açıortay olmak zorunda. Burada 2K 3K oran varsa burada da 2 3 oran olacak. 2M 3M. 2M 3M. Ve DE'yi de vermiş bize zaten. O da 15. 5M eşit değil mi arkadaşlar? Bakın şurayı vermiş bize. Buradan da M'i kaç bulduk? 3 bulduk. Ama X eşittir 3M. O da eşittir 3 çarpı 3'ten 9 olacaktır. Yani 16'nın cevabı da arkadaşlar 9, yani Denizli. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.